Ben bu köyün yerlisiyim. Adım Necati Pektaş. Bu evin sahibi sayılırım aşağı yukarı. Çok güzel. Devletin Allah işini gücünü rast getirsin. Hükümetimizin de işi gücünü rast getirsin. İşte millete yardımcı oldu. Şu anda çok rahatız. Ev çok mükemmel. Her konuda mükemmel. Sıcak, ısınması güzel. Her şey güzel. Yapabileceğimiz bir şey yok. Hükümetin de işi gücü rast getirsin. Allah razı olsun. İnşallah ablacığım. Sizlerin desteğini adayız. Ya destek kime vereceğiz? Hepsi de bizim ya dostumuz. Yani bütün adaylar. Nasıl gönlünüzde geçene? Gönlümüzde değil de hizmet edene versek. İsmim Sevim İlhan. 6 Şubat 2023 depreminden sonra evimiz ağır hasar aldı. Bir yıl olmadan devletimiz bize deprem evlerimizi teslim etti. Bundan dolayı devletimize çok minnettarız. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, devletimize zeval vermesin. Tabii ki burada emeği geçen bakanlarımız ve milletvekillerimizi de unutmamak gerekir. Özellikle başta İnanç Siraç, Ölmez Toprak hanımefendiye çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Haliniz şen olsun inşallah. Hayır bensin. 6 Şubat 2023 depremlerinden mahallemiz 23 tane ağır hasarlı bina oluştu. Bu binaların 8 tanesini devletimiz, hükümetimiz yaptı. Ve şu an 8 binanın birinde oturan Recep İlhan kardeşimizin evinde oturduk, çayımızı içiyoruz. Devletimizde Allah razı olsun. Bu süreçte Malatya milletvekillerimiz İnan Sıras Ölmez Toprak mahallemizi 3-4 sefer ziyaret etti. Üstün gayretlerine teşekkür ediyoruz Sayın Vekilimizin. Akçadağ Eğin mahallemizdeyiz. Eğin mahallemizde ilk etapta Asım felaketi denilen depremlerden sonra ciddi mağduriyetler vardı. Fakat devlet millet el ele hakikaten çok güçlü yatırımlarla ve güçlü altyapı üst yapı çalışmalarıyla kalıcı konutlarda da çok şükür arkamızda görüldüğü üzere sona gelindi. Kent genelinde öncelikle şunu söylemek isterim. 14.300 konutun ihalesi, kalıcı konutun ihalesi gerçekleştirildi ve çalışmaları devam ediyor. Teslimatlarda inşallah 2024'ün ilk çeyreğinde büyük ölçekte tamamlanmış olacak ve 2024 yılı içerisinde kalıcı konutlar sorununu inşallah AK Parti hükümetimiz büyük bir destek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve aralıksız, kesintisiz sürdürdüğü destekleriyle ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bünyesindeki tüm genel müdürlükler, bakan yardımcılarımız ve emeği geçen çalışanlarımızın katkılarıyla birlikte inşallah neticelendirmiş olacağız. Depremlerden Akçadağ'ımız da büyük ölçüde etkilendi. Özellikle 41 mahallemizde ciddi anlamda çalışmalar, imar, inşa ve ihya faaliyetlerimiz devam ediyor. Devam eden bu faaliyetler noktasında rakamsal bir durumun içerisine girmek gerekirse 2173 köy evinden 1050'sinin ihalesi yapıldı ve çalışmaları devam ediyor. 1500'ünün ihalesi yapıldı ve çalışmalar devam ediyor. Eğin özelinde ise Eğin'de ikisi ahır 25 tane ev çok ağır hasar almıştı. Bu evlerden 19 tanesinin yapım süreci, 19 vatandaşımızın hak sahipliği onaylanan 19 vatandaşımızdan 8'ine Ocak ayının ilk haftası itibariyle evleri teslim edildi. Geri kalan 11 evin teslimi de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek inşallah. Biz hane ziyaretimizi de yaptık. Sağ olsunlar güler yüzleriyle, muhabbetleriyle karşıladılar. Hatta Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız ve bakanlığımız bünyesinde yapılan Nikah Sarayı tesislerimizde yapılan bir programımız vardı. O programda anahtar teslimlerimizi yapmıştık aileye. Anahtar teslimlerinin ardından şu an gelip bu mutluluğu, çoluk çocuğun böyle güven içerisinde ve belli bir standartta hem iklim dostu hem de depreme karşı dirençli ve güvenli bu konutlarında yaşıyor olması ailelerimizin beni de ayrıyeten mutlu etti. Ben bu noktada sağlık, huzur, esenlik diliyorum. Değerli hemşehrilerime ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve çok değerli hemşehrilerime teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum.